sokağa çıkmayı sağlayacaktır. ...15 Temmuz darbe girişiminin sivil organizatörü FETÖ'cü Adil Öksüz nerede? Günlerdir, haftalardır, aylardır işte bu soru soruluyordu. Akit Haber, FETÖ'nün mahrem imamının Norveç'te olduğu bilgisine ulaştı. Kısa bir süre önce NATO'da görevli 4 FETÖ'cü subayla bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularının Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildiğine dair basında haber yer aldı. Bu kişilerden birinin Adil Öksüz olduğu yerde kalmaları için bir villa tahsis edildi. Öksüz'ün Norveç'e geçmeden önce bir müddet Alman konsolosluğunda kaldığı belirtildi. Norveç gazetesine konuştular. Öte yandan Adil Öksüz'ün yanında bulunan darbeci teröristler, Norveç gazetesi Stavanger Aftenblad muhabiri Tor Dagfinn'e röportaj verdi. Adil Öksüz'ün yer almadığı karede FETÖ'cü teröristlerin arkadan çekilmiş fotoğrafları manşetten gösterildi. Hainlikte sınır tanımıyorlar. Darbeci teröristler Tor Dagfinn'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diktatör olduğu yalanını söyledi. Türk hükümetinin kendilerini terörist olmakla suçladığını aktardı. Yani açık bir şekilde yalan ve yanlış bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçladılar. Gazete manşetinin sağ üst köşesinde terörist başı Fethullah Gülen'in fotoğrafının yer alması dikkat çekti. Alt kısımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı verildi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Öksüz'e yönelik son ize, GPS sinyali üzerine Sakarya Akyazı'da rastlanmış, 2000 metre rakımlı Acela Yaylası'nda da Öksüz'ün cep telefonuna ulaşılmıştı. Adil Öksüz, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu gecenin sabahı 16 Temmuz'da hainlerin karargahı Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. Ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 18 Temmuz'da skandal bir kararla salıverildi. Fethullah'ın Norveç ini. Akit Haber deşifre ediyor. Diğer yandan Adil Öksüz'ün bulunduğu Norveç Türkiye için büyük bir risk teşkil ediyor. FETÖ 2013 yılında ülkede Türkiye ayağı da olan Montessori adı altında bir okul kurdu. Norveç hükümeti de FETÖ'ye okul ve dernek faaliyetleriyle destek verdi. FETÖ aynı zamanda ülkede çeşitlilik anlamına gelen Mangfold Duset adlı bir dernekte kurarak çeşitli kirli işlere girdi. Örgütün dernekle aynı adı taşıyan bir de gazetesi bulunuyor. Oslo süreciyle bağlantılı CIA ajanı. Dernek çalışanlarından biri Oslo sürecini sızdıran ve FETÖ faaliyetlerini yürüten CIA ajanı Maxim Mukamedov. FETÖ'nün ülkedeki en önemli derneklerinden biri Ebru Diyalog Kültür Bayan Derneği. Norveç FETÖ'nün kalesi konumuna gelmiş durumda. Önlem alınması gerekiyor.